Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evleriniz sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu olsun. Sağlığınız, huzurunuz, bereketiniz daim olsun. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına Star Ören Bayan ipiyle geldim arkadaşlar. Şöyle iplerim orta kalınlıkta bir bebe ipi. Bugün sizlere bu güzel ipime yakışır. Çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel arkadaşlar. Hem de basit bir model. Yani örgü bilmeyen arkadaşlarım bile örebileceği gösterişli ve kolay bir modelden bahsedeceğim. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Ben bu ipimi örebilmek için ve bu modelimi örebilmek için 3 numara şiş kullanacağım. Şişlerim 3 numara arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Arkadaşlar modelimden bahsedeyim. Bu modelden neler olur? Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur. Bebek hırkası olur. Kendinize her mevsim giyebileceğiniz yelek, hırka, etorşal, atkı, bere yapabileceğiniz çok güzel bir model arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşan ve lastik istemeyen harika kolay bir örgü modeli. Modelimize ben şöyle ilmek sayısından bahsedeyim. Modelimizi hırka yelek süveterine başlarsanız bir model 6 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bir model. Ve bunu tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne başlarsak bu şekilde artı, altı, artı. Yani altı ve altının katları. Altı, altı, altı ilmek atıyoruz. Sonuna bir tane ilmek ekliyoruz arkadaşlar. Modelimiz lastik istemeyen bir model demiştim. Öncelikle lastik istemeyen model olduğu için şöyle bir sıra zemin hazırlığı olarak ters örgü öreceğim arkadaşlar. Bundan sonra modelimizi kuracağız. Zemin hazırlığı olarak ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. Çok kolay, kendinden lastikli harika bir örgü modeli ve her örgüye de yakışır arkadaşlar. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters örgü örerek zemin hazırlığımızı yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördüm. Şimdi modelimizi ön yüzde kuruyoruz arkadaşlar. Modelimiz iki sıradan oluşan bir model. Modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. Bir, iki, üç, üç ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum. Ve bu üç ilmeğim hala şişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu üç ilmeğimi şöyle öndeki ikisini alıyorum bu iki ilmeği bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum ve tekrar bir tane ters örüyorum bir tane ilmeği örmeden alıyorum örmeden alırken ipim bu şekilde dışarıda arkadaşlar burası şimdi bir model oldu modelimiz 6 ilmekten oluşan bir model kenar ilmeği hariç 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğin üzerine modelimizi kurduk arkadaşlar ve şimdi modelimi tekrarlıyorum kenar ilmeğinden sonra nasıl başladıysak bir ters ile başlamıştık. Aynı şekilde modelimizi başlıyoruz. Bir tane ters ördüm. Modelimi tekrarlıyorum. Bir kez doladım. Üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bu 3 ilmeğim hala şişte arkadaşlar. Bu üç ilmeğimin şu öndeki ikisini bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Bir tane ters ördüm bir tane ilmeği örmeden alıyorum örmeden alırken bu şekilde ipim dışarıda ve modelimi bir kez daha tekrarlamış oldum modelimizin ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız arkadaşlar modelimiz lastik istemeyen model demiştim bakın modelimiz kendinden bu şekilde lastikli dalgalı bir görüntü oluşacak ve modelimi şimdi tekrarlıyorum bir tane ters ördüm bir kez doladım 3 Üç ilmeği üçünü birlikte düz kesiyorum bu üç ilmeğim hala şişte duruyor Öndeki ikisini şöyle bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane ters ördüm. Ve tekrar bir tane ilmeği örmeden aldım. Ve modelimi son kez anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. Üç ilmeğimi üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bu üç ilmeğim hala şişte duruyor. Öndeki bu üç ilmeğimi şöyle ikisini alıyorum. Öndeki iki ilmeği şöyle bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum. Ve bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin ön yüzünden bu şekilde modelimizi kurduk arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem hep bu. Modelimizin arka yüzündeyim. ikinci sıradayım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. Bakın bir kez doladıktan sonra burada bir iki ters ilmeğimiz var. Üçüncü ilmek doladığımız ilmek. Bu üç ilmeğimi üçünü birlikte alıyorum. Bu üç ilmeğimi şu öndeki ikisini bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane düz ördüm. Modelin ön yüzünde örmeden aldığımız ilmek vardı. Onu da ters örüyorum ve modelimi bu şekilde tekrarlıyorum arkadaşlar bakın burası bir model modelimi tekrarlıyorum bir tane düz ördüm bir kez doladım 3 üç ilmeği üçünü birlikte ters örgü olarak kesiyorum ve bu 3 ilmeğimi şu öndeki iki ilmeğini bir kez daha ters örgü olarak örüyorum ve bırakıyorum tekrar bir tane düz ördüm bir tane ters ördüm burası da bir model ve modelimi tekrarlıyorum bir düz ördüm bir doladım 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örgü olarak kesiyorum. Bu 3 ilmeğimi şu öndeki ikisini bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir tane düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Aynı şekilde 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ters örgü olarak alıyorum. Bu 3 ilmeğimi şu öndekini bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane düz ördüm kenar ilmeğini ters örüyorum modelimizin arka yüzünden de hep bu işlemi yapacağız arkadaşlar modelimiz hep bu iki sıranın tekrarı olacak modelimizi ön yüzden nasıl kurmuştuk şimdi kısa bir şekilde tekrarlayıp modelimizi bakın ön yüzden bu şekilde başladı kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum bir kez doladım bakın 1 2 3 bu üç ilmeği ve üçünü birlikte alıyorum düz örgü olarak kesiyorum ve bu üç ilmeğimi şu öndeki ikisini bir kez daha örüyorum. Ve bırakıyorum. Bir tane ters ördüm. Bakın artık örmeden aldığımız ilmek kendini belirliyor. Bunu örmeden alıyorum. Burası bir model. Modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle bir kez daha tekrarlayayım. Bir tane ters ördüm. Bir kez doladım. Üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum ve bu üç ilmeğimi şu öndeki ikisini bir kez daha örüyorum ve bırakıyorum tekrar bir tane ters ördüm bir tane ilmeği örmeden aldım bakın burası bir model arkadaşlar modelimizin ön yüzünden de hep bu işlemi yapacağız hep bu iki sıranın tekrar olacak ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım modelimiz çok güzel lastik istemeyen kendinden lastikli kolay mı kolay bir model oldu arkadaşlar bakın modelimizin uç kısmı bu şekilde dalgalı bir model oldu İki sırada tekrarlayan örgü modelini ben sizlere bir kez anlattım. Bir kez de model nasıl başlanır onu da gösterdim. Evet bugün sizlere bu güzel örgü modelinden bahsettim. Modelimizin ön yüzünden görünümü bu şekilde. Arka yüzünden görünümü de bu şekilde. Bu güzel örgü modelime bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.